Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomuzda Network Analizi serimizin ikinci videosuna devam ediyoruz. Arkadaşlar bu birinci video ile tamamen bağlantılı, yani devam olduğu için bu videoyu izlemeden önce birinci kısmı da izleyin. Daha sonra zaten analizlere de geçeceğiz. 3. 4. 5. videolarımızda detaylı analizlere geçeceğiz. Bu kısım tamamen Network Analizi için, yani bu analizler için veri temini ile alakalı. Bunu yapmadan zaten ileriki videolara geçmemenizi öneririm. Sadece elinizde hazır veriler varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ya da işte ArcGIS'in kendi örnek verileri var. Onları da kullanabilirsiniz. Bunlar Drive linkinde var. Oradan bu verileri indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok fazla bir attribute table'ına baktığımızda sadece one way bizim işimize yarayacak kısım. Yani yolun tek şeritli olup olmadığını gösteren yes dedikleri tek şeritli yollar. Bir de bizim hız verimize ihtiyacımız var. Hız verisinde kendimiz geleceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar OpenStreetMap videosunu izlediyseniz arkadaşlar benim orada bu işte Wikipedia'dan OpenStreetMap Wikipedia Highways yazarsanız orada zaten yollarla ilgili detaylar var. Yani hangi yolun açıklamaları, tamamen yolların açıklamaları var. Siz de arkadaşlar oraya bakabilirsiniz. Ben burada mesela bir hız bölümü oluşturuyorum attribute table'ımıza. Daha sonra bu yollara göre işte burada zaten attribute table'da bakabilirsiniz hangi yolların olduğuna bunların. Yollara göre hız değerleri gireceğim. Rastgele giriyorum arkadaşlar. Siz daha çok dikkatli şekilde de girebilirsiniz. Buradan highway seçiyoruz arkadaşlar. İşte içindekiler işte motorway vardı mesela ve onunla ilgili olanlar. Bunları select feature dediğiniz arkadaşlar direkt verilerinizden bunları seçecektir. Daha sonra da bunlara bu hız değerlerini atayacağız. Birkaç tane yol ataması yapıp daha sonra genel atama yapacağım. Dediğim gibi ilk önce buradan attribute table'ına bakıp hangi yollar olduğuna bakabilirsiniz. Daha sonra da işte Wikipedia'ya OpenStreetMap motorway yazarsanız ya da highway yazarsanız bunlarla ilgili detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hız değerlerine de zaten Google'dan çok kısa bir aratma yaparak işte şehir içinde, çift yönlü yollarda, otoyollarda hangi değerlerin olduğunu da görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu değeri girdik. Update dediğimizde verilerimiz buraya yansıyacak. Şimdi bakalım bir dakika. Gördüğünüz üzere arkadaşlar seçili olanlara 50 değeri atanmış. Böyle böyle tek tek diğerlerini de atayacağız. Siz de aynı şekilde devam edebilirsiniz bu kısmı arkadaşlar. Arkadaşlar bu en sonda da boş olan hücreleri seçtik. Bir hız ataması yapacağız. Siz de kendiniz tek tek verileri verip daha sonra boş olan hücreleri de seçip rastgele bir hız değeri verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edin boş olup olmadığını. Zaten hız değerimiz işte one way, işte tek yönlü mü çift yönlü mü yol olduğuna bakmamız gereken bir verimiz. Bir de ID numaralarımız olsa yeterli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar verilerimiz var, isimler var. Bunlar yeterli olacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.